Ben gezmeye gidiyorum. Aşağı iniyorum ben bahçeye. Hadi görüşürüz. Bay bay. İş yapılıyor. Yine 7'de başladık. Eliz'de saat şu an 10'a geliyor. Eliz ilk uykusu için babaanneye gidiyor. Bugün babaanneyle birlikte parkta oynayacak, bahçede oynayacak, motora binecek, kepçeye binecek. Akşam biz Eliz'i alacağız, değil mi? Tamam, anlaştık. Sabah kararsızlıklarıyla. Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Sabah yine apar topar hazırlandık, çıktık. Günlerden pazar. Ayın 17'si. Burak'ın doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz. Diğer bir önceki programda olmayan arkadaşlarımızla bugün kutlayacağız. Tekneye gidiyoruz. Hem sezonu kapatalım dedik, hem de böyle kutlayalım dedik. Havada güzelken Eliz'i babaannesine bıraktım. Çünkü orada uyuyamayacak biliyorum ve tekne çok tehlikeli olduğu için götürmek istemedim. Şimdi böyle bir tabak aldık. Bol kalorili şeyler yiyeceğiz. Günaydın Süleyciğim. Nasıl başladı günün? Çocuğun tabii uyudu 8'e kadar. Evet. Uyudu ama. Mutlusun. Mutlusun ya. Uyanmayacaktı. Oha. Allah maşallah kimse. Ben nerede benim çocuk? Sabah 6:30-7 tamam Eliz bitik. Erken yatıyor ya. İçecek alsaydın yani ya. Çay söyledim ben. He tamam. Ve her şey dahil olması lazım çünkü bir şey yok. Başlamıştık bulunmakta tekne turumuz. Tur değil aslında, kendimiz kiraladık arkadaşlar. Şöyle 6-8 kişilik küçük bir tekne kiraladık. Soygun var. Çünkü son dakika karar verdiğim için. O kadar güzel ki şu an bu ses, bu anlayamazsınız derler ya. Öyle gideceğiz, güzel koylara gideceğiz, gezeceğiz. Başladı. Sürü psikolojisi. Arkadaşlar bakın, küçük zindancık koyuna geldik. Burasının denizi aşırı güzel, ben de Instagram'da görüyordum. Çıkar mısınız? Üstüne yazarız orayı bip. Evet, şimdi bayağıdır biz böyle takılıyoruz. Ben bir uyumuşum, uyuyakalmışım, yanmışım. Şimdi tekrar denize gireceğiz. Çok soğuk su ama inanılmaz iyi geliyor. Şurada da mangalımız yanıyor böyle. Bir ortam var. Oturuyoruz bayağı güzel. Şimdi sizi de şuraya koyacağım. Siz de görün atlama sahnelerini. Atlayayım diyorum. Ne diyorsun aşkım? Ben saçlarımı ıslatamam. Ya benim takılarım kaybolursa burada? Göze al. Yerine koyar mısın? Koyamayız. Ya Eliz olsa nasıl sever onu? Ay gözlüğün falan çıkmasa bari. Hadi lan. Ayaklarıma değmesin ama diyorsunlar. Dur Fatma'yı arkadan. Dur bir saniye atlayacağım da gözlüğüm elimde çıktı. Buralar falan ıslandı. Ooo çok iyi. Masamızın güzelliğine bakar mısın? Alt direktör değil mi? Instagram'ın direkt bu. Şu mu fotoğraf? Bize girdik bayağı. Serindi ama inanılmaz iyi geldi böyle. Kendimize geldik. Şimdi şeyler yiyeceğiz. Acıktık. Güzel. Sonra Aşiktoş'un pastasını yükleyecek burada ama evde mi nasıl olur bilemeyiz. Pasta hala duruyorsa, bozulmadıysa. Alakalı bir durum değil. Teyzem bunu uygun görmüş. Teyzem mi? Teyzem gene bir şeylere bir birthday to you. Birader.
Burada mesela değil ama burada değil. Ha koymayayım. Ön ben. Belki de alkollü. Ve günlük tekne turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi artık tekrar limana geldik. Bayağı güzeldi. Böyle çok çekmedim. Bayağı dinlendim. Hatta uyuyakaldım bir saat. Biraz yandım falan filan derken. Aşkım almadın eşyalarımızı. Alacağım ayakkabılarımı. Burak alacağım dedi şimdi. Sen duymadın. Şurada arabalarımız var. Direkt arabaya bineceğiz ve maç varmış. Bize gideceğiz. Normalde bir yerlerde yemek mi yesek dedik ama mangalda yaptığımız için acıkmayız diye eve gidelim dedik. Evde oturacağız. Elize alacağım. Evde uyutacağım. Tamam, 3 saat şu an. 1 saat, 1,5 saat var. Saat 6,5. Elize 8,5'da uyuyor. O yüzden 1 saate eve varırız. Onu alırım, yıkarım, uyuturum ve arkadaşlarımızla oturmaya devam ederiz. Böyle güzeldi. Hadi aç bakalım aşkım. Köpeklerin tatlış diye arkadaki. Sık bakalım patron şunu. Şöyle ne çıkacak? Bir notu yazmıştım. Bu arada hep Calvin Klein'den. Değil mi? Yakası falan. Burak böyle yakalıları çok sever. Değil mi aşkım? Evet. Çok da güzel oldu yakası falan. Bir bakayım yakasına. Yok evet. Aynen. Tamam işte. Ve evimize gelmiş bulunmaktayız. Bulunmaktayız arkadaşlar. Apar topar eve girdim. Elizi yıkadım, uyuttum. Arkadaşlarımız da geliyorlar. Yolda birkaç yere uğradıkları için anca geliyorlar onlar. Ben de o sırada hem Elizi uyuttum hem de çamaşırları makineye attım. Yarın temizlik var. Fidanlar da bu gece bizde kalacaklar sanırım. O yüzden o işlerimi hallettim. Şimdi de geliyorlar. 5 gibi yemek yemiştik ama acıktılarsa diye makarna isterlerse makarna yapacağım veya dışarıdan bir şeyler söyleriz. Çünkü saat şu an 8.30. Hani bu saatten sonra ne yapabilirim? Öyle. Güzel bir gün geçirdik. Burak'ın doğum gününün son kutlamasını yaptık artık. Çünkü bir haftadır 2 gün aralıklarla Burak'ın doğum gününü kutluyoruz. Arkadaşlarımız da, ailelerimiz de farklı kişilerle. Öyle bugün de son kutlamayı yaptık. Hemen... Bakın şu an Burak çok güzel bir kavun doğuruyor. Burada o kadar güzel ki yememize izin vermiyor. Ben de şurada makarna yapıyorum. Kremalı mantarlı. Şimdi güzel yaparsam, eğer tutturursam bir daha başka yerde yemezsiniz. Kötü de yaparsam yine yemezsiniz. Soğuyup yemezsiniz bu sefer de. Her türlü yemezsiniz yani bu makarnadan sonra. Öyle değil mi aşkım? Normalde nasıl yaparım? Güzel olursa bayağı başarılı oluyor. Çok başarılı. İnşallah olur. Köşeden kıyıdan. 8-13'ten 21 veriyorum zaten. 870'e kadar alsam tutarım ya. Yemediğim bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Bugün her şeyi yedik. Gerçekten yemediğim bir şey kalmadı. Bir kahveyi adam akıllı içemedik bence orada. Ben içmiyorum zaten. Neyse ki burada su kahvemiz var. İçmiyorsun Türk kahvesi. Aynen. Aslında hata var. Top dışarı çıkacak. Şimdi kahvelere geçiyoruz. Kim nasıl kahve içer? Sen otur Allah aşkına. Misafirperverlik de sen var. Yani geceden video falan. Muhabbetleri anlatıp ne, kim nasıl kahve içer diye bilmem. Kim nasıl kahve içer bak. Burada cihazımız var. İstediğiniz çeşit kahve.
Türk kahve makinesi. Bizden bu kadar. Lütfen bizden bu kadar. Bende her şeyin son teknolojisi var ama ben son teknoloji değilim maalesef. İşte olduğu kadar. Renato Sanchez. Çekirdek de almıştık hocam. Aa tabii çekirdek. Ben sorusunu aldık. Ben kaldırdım onları bir sonraki misal. Şaka şaka yayıntı hiç sevmediğim için direkt kaldım. Lan nasıl, nasıl bu paralar birikiyor ki? Cips ne alakası? Ama gerçekten bak kamera... Sonra... Herkese ikişer cips al aşkım götür. Böyle... İnsan bunları böyle vermeye utanır zaten. Ama Tuna anne dedi. Onların şunların yanında bari şat bardağı gibi bir şey verseydin de onunla falan en azından bir sunum olsaydı yani. Sunum, yeni gelin sunumu. Ama Tuna anne bunu böyle dikiyoruz dedi Tuna anne. Neydi o adamın adı ya? Abin aydınlığı. Görüşürüz canım, kendinize iyi sen bakın. Ne yapıyorsun? Yine bekleriz. Şey gün sonu bitiş ismi. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Uyumaktan şişmiş bir suratla karşınızdayım. Akşam geç yatmadık aslında. Arkadaşlarımız gidince saat 9.30, hayır 9.30 diyorum. 11.30 gibi yattık. Hani 12'de uyuduk diyelim. Tamamen bugün zor uyandık. Sabah kalktım. Eliz'le biraz oynadım. Sonra babası oynadı. Şimdi onlar biraz parka çıktılar. Ben de hazırlanıyorum. Evden çıkacağım. Bilmiyorum dün çok mu yorulmuşuz. Bir türlü kendime gelemedim. Bayağı eğlenmişiz. Bayağıdır arkadaşlarımızla yapmadığımız aktiviteydi. Tekne çok güzeldi. Güzel koylara gittik. Normalde dikiliye hep gidiyoruz ama böyle görmediğimiz, bilmediğimiz koylara gittik. Akşamda maç var diye bize geçelim dedik. Eliz'in uyku saatine yetişmek istedim. Onu uyuttum. Biz oturmaya devam ettik tabii ki. Sonra arkadaşlarımız da Kaanlar yola gitti. Kalmadılar. Diğerleri de işte çocukları var diye onlar da gitmek istediler. Hemen ortalığı toparlayıp Burak'la yattık. Çok da çekmedim böyle rahatsız olmasınlar diye. Ondan sonra ama bugün niyeyse böyle bir uyanamadık. Şimdi hızlıca makyajımı yapacağım. Lis Park'ta bir onun yanına uğrayacağım. Sonra ofise geçiyoruz. Saçlarımı duşa aldım böyle. Ve ördürürüz diye düşünüyorum bugün. Ördürelim çünkü o yarın da idare ediyor beni. İki gün iyi oluyor. Makyajımı yapayım hızlıca. Sonra açarım tekrar. Bana. Eliz ben evden çıkarken ağlıyor. O yüzden böyle genelde birlikte çıkıyoruz evden. Onlar parka doğru gidiyor. Teyzem o şekilde avutuyor. Eliz'e o bakıyor ben yokken. Öyle oluyor çünkü ağladığında o kadar aklım onda kalıyor ve böyle tüm gün onu merak ediyorum. Çok uzun süre ağlamaz zaten tutturması yoktur ama bu sıralar böyle. O yüzden şimdi onlar da parka çıktı. Ben biraz onunla oynattım. Bahçede koşturduk falan. Şimdi onlar böyle gezinmeye çıktılar. Şimdi kuaföre geldim ve saçlarımı ördüreceğim. Şöyle 5 tane melik örgü yapıyorum. Çünkü yolda bu yarın da beni idare ediyor. 2 günüm böyle geçiyor. Çarşamba tekrar fönü gelirim. Saçlarım örüldü arkadaşlar. İnanılmaz güzel değil mi ya? Ben çok beğeniyorum. Bence çok genç ve güzel duruyor. Ertesi gün açtığımda da çok güzel oluyor.
Şimdi gidiyorum artık. İşlerim var, edit yapmam lazım. Ofiste işlerim var. Öğleden sonra da annemi bir doktora götüreceğim, Akisar'a. Orada bir doktora gideceğiz. Çok önemli bir şey değil ama kontrol amaçlı. Oraya gideceğim. O yüzden bir 2-3 saat ofiste işlerimi halledeceğim. Sonra direkt çıkıyoruz. Burak çok beğeniyor bu saçı. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden... Ne yaptın? Şimdi Mamada'ya geldim arkadaşlar. Annemin doktor kontrolüne bir yarım saat var. O yüzden şuradan bir elize bez alacağım. Çünkü Soma'da ona kullandığım Sleepy bir Bionatural bulamıyorum. Buradan alacağım. Islak mendillere bakacağım. Birkaç eksiğimiz vardı. Onlara bakayım. Ay, çok güzelmiş Mete. Ve bayağıdır gelmiyorum. Bakayım neler var. Böyle taklar falan varsa. Uyku tulumu gerçi söyledim anneme. Uyku tulumlara bakabilirdim ama bundan da aldım. Güzelmiş, kalınmış. İyi oluyor böyle yanımızda taşımalık, gittiğimiz yerlere götürmelik. Şu uyku tulumundan alıyorum elize. Çünkü bunu çantamda taşıyacağım. Tesis falan çok sevim oluyor. 3 yaş alacağım. Böyle bu çantamda olsun, gittiğimiz yerlerde kışın yatırmalık. İyi oluyor bu uyku tulumu. Şu çöp poşetlerinden alıyorum. Bir de eliz için kullandığım bebekler. Şu an %25 indirim varmış ama 5 numarası kalmamış. 6 alacağım. Keşke 5 de olsa stoklu alırdım ama yok şu an. Yani geçti aslında ama mamalar geçerli. Direkt çıktım arkadaşlar. Yarım saatimiz vardı. Annem Esvaki'den bir şeyler almış kendine. Ben de ebeveye uğradım ve kahve aldım. Çünkü bugün öğle yemeği yemedim. Kahve ve havuçlu kek aldım. Annem şimdi girdi. Doktorun yanına girecek hemen. Önce bu saat geldi. Ben de şu kekimi yiyeceğim. O sırada... Havuçlu keki denediniz mi şeyde, Starbucks'ta? Kremalı, inanılmaz güzel. Deneyin, denemediyseniz. Ben çok seviyorum bir bu. Bir de neyliydi? Pasta var, kahveli pasta. İkisi benim tatlılarda favorim. Annesini canının içi. Kuzum. Aşkım çok özledim seni. Bir öpücük yolla bana. Nereye gidiyoruz? Eliz'in babası. İşlerimizi bitirdik ve tesise geldik. Bakın Eliz'le babası nerede? Burada kim var? Eliz var mı? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Hep yapıyorsun ama. İncan mı? Gel. Dur bekle, bekle. Bekle. Gel. Nereye gidelim, nereye? Koş. Koş minik kuş. Sen kamyonunu mu istiyorsun? Adı ne onun? Ne diyorsun? Ve biz depodan çıktık arkadaşlar. Eliz orada o kadar güzel oynadı ki, genelde akşamüstüleri dediğim gibi tesise gidiyoruz böyle 4-4.30 gibi. Eliz'in uyku saatine kadar, saat şu an 7 mesela. Orada duruyoruz. Eliz böyle kumda oynuyor, park var, su alanları var, her yerde oynuyor. Babasıyla da vakit geçirmiş oluyor uyumadan önce. Şimdi eve geçiyorum. Burak da birazdan gelecek. Hemen bir şeyler yiyeceğiz. Eliz'i uyutacağız. Önce yıkayacağım falan. Ama Eliz'in keyfi bugün inanılmaz yerinde. Bir öpücük yolla anneciğim. Allah'ım güzelliğim. Böyle bir selam vermek istedik. Şimdi eve gidiyoruz. Aranecele hemen bir şeyler yiyeceğim. Eliz'i yıkayacağım. Sonrasında artık bu videoyu bitirmeye gelirim. Bay bay. Sana bir anda onam hareket edemiyor. Eve giriş şeklimize bakar mısınız? Sofobüs tuttuk çocuğum, dur. Eliz bile kargo taşıyor. Tamam aldım hadi. Eliz'in anneannesinde yemeğimizi yedik. Şimdi duş ve uyku kaldı geriye. Duş. Nereye kalkıyor? Asansöre bastı babası. Ait. Yaklaştır biraz Eliz'i asansöre. Dur. Hayt. Allah gari, Allah çağırdı asansörü. Otur hadi, giriyoruz. Otur, çabuk otur. Düşecek. Çabuk otur anneciğim. Babası. Eliz ne yapıyor bak.
Eliz'in orada üstünü çıkarıp banyoya sokabilirsin Eliz. Yok. Çabuk yakma, o alma, o alma. Yemeye gelin o. Dur. Koyalım. Ve tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz eve geldik. Eliz bayağı jacuzzi'de oynadı babasıyla. Şimdi Burak duşa girdi. Ben ortalığı topladım. Eliz'in çantası çok kirlenmişti. O bakım çantası, her şeyi olan, sürekli yanımızda taşıdığımız çanta çok kirlenmişti. Her şeyi yerleştirdim. Kirlileri makineye attım. Makine çalışıyor. Ve ben de artık pijamalarımı giyip dinlenmeye geçeceğim. Bu videoyu burada bitireyim dedim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz 2 gün olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri öpüyorum. Bay bay.